MIT Açık Ders Malzemeleri 6046J Algoritmalara Giriş Ders 16. Bugün aç gözlü algoritmalar, greedy algorithms olarak adlandırılan özel bir grup algoritmayla ilgili konuşacağız. Ancak bunu grafikler kullanarak yapacağız. Bu nedenle kitabınızın ek B'sinde bulabileceğiniz grafiklerle ilgili bölümü kısaca hatırlatmak istiyorum. Eğer ek B'yi henüz gözden geçirmediyseniz şimdi tam zamanı. Ayrıca evde çözeceğiniz sınavınız için de bu oldukça önemli. Size digrafı hatırlatmak amacıyla. Peki digraf nedir? Neyin kısaltılmasıdır? Directed graph yani yöneltilmiş grafiğin kısaltmasıdır. G eşittir. Parantez içerisinde büyük V ve büyük E. V köşeler kümesi. E de kenar kümesi. İngilizce'de vertex tekil, vertices onun çoğulu. İngilizcenin bir acayipliği. Belki de Fransızcadan gelme. E kümesi. V çarpı V'lerin alt kümesi. Yani kenarlardan oluşur. Bu bir digraftır. Yönlendirilmemiş grafik ise sırasız bütün kenar çiftlerini barındıran bir E kümesine sahiptir. Peki, yönlendirilmiş veya yönlendirilmemiş grafiklerde kenar sayısının büyük O'su nedir? Büyük O, V kare. Güzel. Grafiklerle uğraştığımız müddetçe kümelerle oldukça haşır neşir olacağız. Genel olarak Big O'ların içinde düşey çizgi simgelemini kullanmayız. Çünkü bu zaten anlaşılır. Kullanmak işi sadece karmaşıklaştırır. Aslında bu biraz üstün körü bir simgelem. Olması gereken V karenin boyutunun düzeyi şeklinde bir anlatımdır. Ama bu yazılacakları oldukça karmaşıklaştırır. Bütün bunları çarpıyoruz. Ve bütün bu dikey barlar bu bağlamda anlatımı zorlaştırır. Bu asemptotik bir simgelem olduğu sürece dikey barları kullanmayacağız. E kümesi V kare seviyesindedir. Çünkü bu ikililerden oluşan bir kümedir ve eğer böyleyse n elemanlı bir küme en fazla n'li iki kombinasyonu boyutunu alacağından bu da en fazla V kare olabilir. Burada G'nin connected yani bağlantılı olması başka bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Bu E kümesinin V'nin büyüklüğü eksi birden büyük olduğunu işaret ediyor. Peki bir grafiğin yani G'nin bağlantılı olması ne anlama gelir? Bunun anlamı bir köşeden başka bir köşeye bir yol var demektir. Bu G'nin bağlantılı olduğunu ifade eder. Durum bu ise kenar sayımız en az köşe sayımız eksi 1'dir. Bu durumda size bir şeyi hatırlatmak isterim. Eğer log E'ye bakarsam
Yani kenarlar sayısının loguna bakarsam buna göre büyük O log V'dir. Buna göre de omega log V'dir. Bu da theta log V'ye eşittir. Dolayısıyla temel olarak bağlantılı grafikte kenar sayısı köşe sayısıyla polinomial olarak bağlantılıdır. Böylece logları da kıyaslanabilir. Bu bize ileride çok yardımcı olacak. Çünkü bazı durumlarda log E'yi bulduğumuzda birileri ama log V'yi bulmadınız diyebilir. Böyle bir durumda bu bağlantıyı hatırlatacağım. Bilgisayarlarda grafikleri ifade etmenin birçok yolu var. Ben de bunlardan önemli olan birkaçını anlatacağım. Aslında daha fazlası var. Ama biz birkaç tanesini göreceğiz. En basiti adjacency matrix yani komşuluk matrisi olarak adlandırılandır. Burada G eşit parantez içerisinde V virgül E gibi bir grafiğin A komşuluk matrisi, V'yi birden N'e kadar tam sayılardan oluşan bir küme olarak seçersem, N çarpı N büyüklüğünde olur. Ve bu A matrisinin i, j'ince elemanının değeri, eğer i, j kenarlar kümemizde varsa 1, yoksa 0 olacaktır. Basitçe bu matriste i, j girdisi varsa 1 yazarsınız ve bu size i ile j arasında bir kenar olup olmadığının ön dayanağını verir. Predicate yani ön dayanak eğer hatırlarsanız ya 0 ya da 1 olan bir boolean formülüydü. Bu durumda i'den j'ye bir kenar varsa 1, aksi halde 0'ı kullanıyoruz. Bazen kenar ağırlıklı grafiklerimiz olur. O zaman insanlar bunları kenar ağırlıkları olarak kullanırlar. Bu i'den j'ye giden kenarın ağırlığı olacak. Şimdi bir örnek çözelim ve sezgilerimizin matematiksel tanımlarla örtüştüğünden emin olalım. İşte bizim örnek grafiğimiz. Şimdi bu grafiğin komşuluk matrisini çizelim. Bu birdenbire bir kenar olduğunu söylüyor mu? Cevap hayır. Birden ikiye bir kenar var mı? Evet. Birden üçe? Evet. Birden dörde? Yok. İkiden bire? Yok. İkiden ikiye? Yok. Hayır. İkiden üçe? Evet var. İkiden dörde? Hayır. 3'ten hiçbirine giden bir kenar yok. 4'ten 3'e bir kenar var. Bu kadar. Bu komşuluk matrisi. Bu grafiğin matrisidir. Demek ki bir grafiği bu komşuluk matrisiyle ifade edebiliyorum. Grafiği bu şekilde ifade ettiğim zaman ne kadar depolama yerine ihtiyaç vardır? Theta v kare. Çünkü ikisinin de depolanması için gerekli büyüklük aynıdır. V karenin depolanmasını biz dense
representation, yani yoğun gösterim denilen bir şekilde ifade ederiz. Grafik yoğun olduğu zaman bu iyi çalışır. Grafiğin yoğun olması, var olan kenarların sayısının bütün olası kenarların sayısına yakın olması anlamına gelir. Bu durumda bu iyi bir gösterimdir. Ancak birçok grafik için var olan kenar sayısı olası kenar sayısından azdır. Bu durumda grafik daha seyrektir. Sparse, yani seyrek grafiklere örnek vermek isteyen biri var mı? Bir grafik sınıfı soruyorum. Öyle ki grafikteki kenar sayısı olan n artsın ama kenarların sayısı karesi oranında artmasın. Çok daha az oranda artsın. Bir bağlantılı liste, bir zincir. Buna teorik grafik açısından bakarsanız bu mükemmel bir örnek. N uzunluğunda bir zincir için sadece n tane kenar. Bu durumda kenarların sayısı V düzeyinde olacaktır. Her bir sıra için sadece bir kenarımız var. Başka hangi grafikler seyrektir? Düzlemsel, yani planar graf. V tane köşesi olan ve V'nin en az 3, E'nin en fazla 3V-6 olduğu bir düzlem üzerine çizilebilen grafikler. Sonuç olarak V düzeyinde kenar sayısına sahip olmuş oluruz. Ortak grafiklere başka örnek ne var? Evet, ikili ağaçlar. Aslında her türlü ağaç. Eğer eki okursanız buna serbest ağaç denir. Bir ağaç bağlantılı grafiktir. Tabii içinde iç döngü olmamak şartıyla. Yoğun grafiklere örneğiniz var mı? Tam grafik. Evet, bunların hepsi bir olur. Eğer kenar ağırlığınız varsa matrisinizin tamamen birlerle dolu olur. Sonuç olarak bu yoğun gösterimler için iyi bir seçimdir. Ancak bazen daha seyrek gösterimler yapmak isteyebilirsiniz. Bunun için de V kare kadar yer ayırmak istemeyebilirsiniz. Sonuçta matrisinizin büyük kısmı sıfırlardan oluşacaktır. Eğer bunun sıfır olduğunu biliyorsak neden onu sıfır olarak göstermeye çalışalım? Bu amaçla adjacency list gösterimi, yani komşuluk listesi gösterimi kullanılır. Aslında verilen bir köşenin komşuluk listesi, komşusu olan köşeleri V'nin ADJ'si, yani komşuluğu olarak gösterilmesidir. Terminoloji açısından köşeler V'ye komşuluk eder. Ama kenarlar köşelere denk gelir. Bu durum bir köşe ile kenar arasındaki ilişkidir. Komşuluk ise iki köşe arasındaki ilişkidir. Bu sadece dil. Bu amaçla niye iki terim kullanıyorlar bilmiyorum ama yapılan budur. Grafiğimizde birinci köşenin komşuluk listesi 2 ve 3'ten oluşan kümedir. Çünkü birden sadece 2 ve 3'e kenarlar gitmekte. 2'nin komşuluk listesi 3 ve 4'tür. 3'ün komşuluk listesi boş kümedir. 4 için ise 3'tür. Bu bizim gösterimimiz. Bu gösterim için ne kadar depolama yerine ihtiyacımız olduğunu bulmak için komşuluk listesinin uzunluğunu anlamamız gerekir. Bir V köşesinin komşuluk listesinin uzunluğu nedir? Buna ne isim veririz? Bu derecedir. Yönlendirilmemiş bir grafikte buna köşenin derecesi deriz.
Bu yönlendirilmemiş durum. Digraf. Yani yönlendirilmiş grafikte ise bunu şöyle yazmakta yarar var. Dereceye dış derece denir. Yani yönlendirilmiş grafikte her köşemiz için bizim bir dış derecemiz, bir de iç derecemiz olur. Burada iç derecemiz 3, burada dış derecemiz 2. Tamam mı? Burada önemli bir ön kuramımız var. Handshaking lemma, yani tokalaşma ön kuramı. Bu matematikteki önemli ön kuramlardan birisidir. Bu bir hikayeden geliyor. Bir partiye gidilir. Bu partideki herkes birbiriyle tokalaşır. Bazıları kimseyle tokalaşmaz. Birileri bazılarıyla tokalaşır. Kimse kendi elini sıkmaz. Parti sürerken ev sahibi herkesin kaç kişiyle tokalaştığını saymaya başlar. Kaç kişinin elini sıktınız diye konuklarına sorar. Cevapları toplar. Cevabın çift sayı olması garantidir. Bu tokalaşma ön kuramıdır. Eğer bunu bizim grafiklerimize uygular ve köşelerin derecelerini toplarsak, bu herkesin tokalaşma sayısıdır. Bu her zaman kenarların sayısının iki katıdır. Peki neden bu doğru? Neden kenar sayısının iki katı çıkar? Evet. Evet. Ne zaman bir kenar eklerseniz her iki uçtaki kişilere birer derece eklemiş olursunuz. Yani kenarları saymanın iki farklı yolu vardır. Benim grafikte dolaşıp her köşenin derecesini sayarken kenarlara da bir işaret koyduğumu hayal ederseniz işim bittiğinde her kenarda iki işaret olacaktır. Tamam değil mi? Bu oldukça basit bir teoremdir. Bunun anlamı yönlendirilmemiş grafikler durumunda elde edilen komşuluk listesi gösterimi için ne kadar depolama alanı gereklidir? En fazla 2E. Bu E düzeyindedir ama hepsi bu değil. Evet, köşelerimizin sayısı artı kenar sayısının düzeyini bilmemiz gerekir. Yönlendirilmiş veya yönlendirilmemiş fark etmez. Çünkü sadece köşelerden oluşan ve hiç kenarı olmayan bir grafik bile bana V seviyesinde maliyete neden olacaktır. Demek ki bu teta parantez içerisinde V artı E kadar depolama yeri kullanacaktır. Asimptotik olarak bu aynı şeydir. Aslında bunu görmek digraflarda daha kolaydır. Çünkü digraflarda dış dereceleri ekliyorum ve bu E'ye eşit. Aslında bu yeniden düzenleme gibi amortize edilmiş bir çözümleme ile yapılacak olursa bütün kenarların sayısını toplamanın bir yolu da hesaplama işini köşe bazında yapmaktır. Her köşenin derecesini alırım. Bunu kenar bazında hesaplar ve kenar sayılarını ikiye katlayıp
toplarım. Bu muhasebe tekniğinde kullanılan çözümlemede uygulanan amortize edilmiş bir çözümlemenin aynısıdır. Bunu göreceğiz. Bu bir seyrek gösterimdir. Ve çoğu zaman komşuluk matrisi gösteriminden daha iyidir. Örnek olarak internet ağının komşuluk listesi gösterimi yerine bir komşuluk matrisiyle yapıldığını hayal edin. İnternetteki linkleri göz önüne aldığımda ben bunlara bağlıyım. Bunlara ise bağlı değilim diye belirtmek zorunda olurdum. Herhangi bir sayfada bağlı olmadığınız linklerin de listesini belirtme zorunluluğu seyrek gösterimin avantajını gösterir. Bunun yanı sıra komşuluk matrisi gösterimle ilgili güzel şey ise her bir kenar tek bir bit ile gösterilebilir. Öte yandan komşuluk listesi gösteriminde her bir komşuyu ifade etmek için kaç bite ihtiyacımız olur? Her farklı komşuyu belirtmek için kaç bite ihtiyacımız var? Her köşeyi isimlendirmek için log V düzeyinde bite ihtiyaç olur. Bunun çok daha verimli olduğu gösterimler var. Eğer çok yoğun bir grafiğiniz varsa bu daha iyi bir gösterim olacaktır. Gelecek hafta bu konu üzerinde daha fazla duracağız. Bir matris ve bir grafik aynı şeye bakmanın iki farklı yoludur. Aslında komşuluk matrislerini çarptığınız birçok grafik teorisi vardır. Yani grafikler ile matrisler arasında birçok ortak nokta var. Birine uygulayabildiğiniz matematiği diğerine de çoğu zaman uygulayabilirsiniz. Bir sorunuz mu var yoksa parmağınızı öylesine mi havada tutuyorsunuz? Tekrar etmek için bu kadarı yeterli. Bugünün dersine geçmek istiyorum. Grafiklerle ilgili başka sorusu olan var mı? Bu aşama ekmeği tekrar etmek için iyi bir zamandır. Burada birçok güzel özellik var. Bugün ağaçların özelliklerinden birini işleyeceğiz. Ağaçlar çok özel türde grafiklerden biridir. Bu nedenle gerçekten bu özelliklerin ne olduğuna bakmanızı istiyorum. Ağaçların hepsi birbirine denk olan 6 farklı tanımı var. Bu teoreme bakmak ve okumak oldukça iyi bir fikir olur. Bunu sınıftan kanıtlamayacağız ama anlamanız ve üzerinde düşünmemiz için iyi bir temel sağlayacaktır. Bundan ileride tekrar söz edeceğiz. Bugün minimum span trees yani en az kapsayan ağaçlardan bahsedeceğiz. Bu dünyanın en ünlü algoritmalarından bir tanesidir. Özellikle distributed yani dağıtık sistemlerde oldukça önemlidir. Hemen hemen bütün dağıtık sistemler en az kapsayan ağaç modelini bulmaya çalışırlar. Her noktada canlı düğümler bulmaya çalışırlar. Bunun için AT&T firması yıllarca tekel olduğu dönemde fatura sisteminde bunun algoritmasını geliştirdi. Bu konu üzerinde ileride biraz daha duracağız. Bunu uygulayan çok sayıda uygulama var. Burada problemimiz şudur. Yönlendirilmemiş bağlı bir grafiğimiz V ağırlık fonksiyonu ile birlikte G eşittir. Parantez içerisinde V virgül E olarak tanımlıyoruz. W kenarlardan gerçek sayılara bir fonksiyondur. Bugünkü derste basitliği sağlamak amacıyla önemli bir varsayımda bulunacağız. Kitabınız bu varsayımı yapmıyor.
kitaptaki bu alternatif gösterime bakmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü o çok daha genel. Ama anlamanız ve basitlik açısından ben problemi birazcık daha kolaylaştırıyorum. Biz bütün kenar ağırlıklarının birbirinden farklı olduğunu varsayacağız. Bütün ağırlıklar birbirinden bağımsız. Bu ne demek? Eğer bütün kenarlar farklı ağırlığa sahipse, bu W fonksiyonu açısından ne anlama gelir? Ayrık matematik derslerini kim hatırlıyor? Bu injektif, yani birebirdir. Hem birebir ve hem de antu, yani örten olmak zorunda değil. Ancak birebir olmadıklarında oldukça büyük bir kümeden bahsetmemiz gerekir. Bu nedenle birebir olmaları işimizi kolaylaştıracağından böyle bir varsayımda bulunuyoruz. Kitabınız bu varsayımı yapmıyor. O kitapta bir şeyler teknik olarak daha kesin tanımlanıyor. Böylece bu girdimiz çıktı ise spanning tree, yani bir kapsayan ağaçtır. Bu ağaç büyük T'dir ve kapsayan ağaç derken bütün köşeler bağlantılı anlamına gelir. Bu en az ağırlığa sahip olmalıdır. Ağacın ağırlığını bütün bağımsız kenarların ağırlığını toplayarak yapabiliriz. Buradaki simgelemde birazcık yolsuzluk yaptım. Aslında küçük U virgül V kenarının W'su şeklinde yazmam gerekirdi. Çünkü bu kenarların eşlemlenmesinden kaynaklanır ve bana çift parantez getirir. Ama bildiğiniz gibi ben simgelemlerde yolsuzluk yapmayı severim. Dolayısıyla buradaki fazla parantezleri düşürüyorum. Çünkü bunun kenarın ağırlığı olduğunu, sıralı ikilinin ağırlığı olmadığını biliyoruz. Bu simgelemin yazımı bağlamında daha uygun. Özellikle ev sınavlarınızı yaparken uygun simgelemi kullanmak sizi problemi yazarken kaybedeceğiniz aşırı zamandan kurtaracaktır. Problemleri çözerken hangi simgelemi kullanacağınız üzerinde düşünmek önemlidir. Eğer iyi bir simgelem tercih ederseniz, teknik bir iletişim durumunda genel olarak insanlar sizi daha kolay anlayacaktır. Buna karşılık kötü bir simgelem, insanların sizi anlamamasına neden olabilir. Bir örnek yapalım. Burada bir grafiğimiz var. Ben daha önce birilerinin bana biyokimyadan esinlenip esinlenmediğini sorduğunu hatırlıyorum. Hayır, esinlenmedim. Bunları sadece yazıyorum. Burada grafiğimiz bazı kenar ağırlıkları verelim. Bunlar kenarların ağırlıkları ve istediğimiz öyle bir ağaç bulabilmek ki bağlantılı ve çevrimsiz olsun ve her köşenin ağacın bir parçası olduğu bir grafik olsun. Aynı zamanda da en az ağırlığa sahip olsun. Biriniz bana en az kapsayan ağaç için bazı kenarlar önerebilir mi?
Evet. 9. Güzel. 9. Burada olmalı. Çünkü neden? Çünkü bu kenara tek bağlanan kenar 9. Aynı şekilde 15 de burada olmalı. Bu ikisi de olmalı. Başka hangileri olmalı? "14 olmalı. Neden 14 olmalı? "14 veya 3'ten biri mutlaka olmalı. En az ağırlıklı olanı istiyorum. Toplamda en az ağırlığı olanı istiyorum. Üçün burada olması gerektiğini benimle tartışmak isteyen var mı? Evet. Bu ikisinden küçük olanı, yani en az kapsayan bir ağacın toplamını alırken 3 hesaba katılmamışsa, ben 14 olan kenarı siler ve yerine 3 olan kenarı koyabilirim. Böylece daha az ağırlığı olan bir şey elde ederim, değil mi? Yani 3 burada olmak zorunda. Burada olması gereken başka hangi kenarlar var? Biraz bulmaca mantığı kullanın. 6 ve 5'inde mi burada olması gerekiyor? Bunlar niye burada olmalı? Evet, ama bu yolla da birbirlerine bağlanabilirler. Bu yolu takip etme zorunluluğu yok. 6, 3 ile aynı nedenle burada olmak zorunda, değil mi? Çünkü bu elemanı bağlamak için iki seçimimiz var. Çünkü 12 olmazsa onu yine de bu yoldan bağlayabilirim. Yani 6 kesin olarak bu burada. Hala her şey bağlı değil. En az kapsayan ağaç için başka neye ihtiyacım var? "7, 5 ve 8." Neden 7, 5 ve 8? Bunu sırasıyla tartışabilir miyiz? 5 neden burada olmalı? 4 bağlı öğemiz var. Bu, bu. Aslında bu ve bu bağlı. Güzel. En az 3 kenarın onları bağlaması lazım. Çünkü her bir kenar bağlı öğeleri bizi azaltacak. Dolayısıyla 3 kenara ihtiyacımız var. Bu üçü en ucuz olanlar. Evet, bu çalışır. Bu çalışır, değil mi? Diğer kenarlardan birinin seçimi daha büyük olurdu ve bu çalışır. Güzel. Peki şu an kapsayan bir ağaca sahip miyiz? Büyük, bağlı bir grafiğimiz var. Doğru mu? Benim çözümüm de mi bu? Evet, bu benimkiyle aynı. Tamam. Hayat tahmin edilebilir. Herkesin en az kapsayan ağacın ne olduğuna dair bir fikri oldu mu? Burada neler olduğu hakkında. Bu bulmaca ile ilgili bazı gözlemler yapalım ve şimdi size Optimal Substructure Property, yani en uygun altyapı özelliğini
hatırlatmak istiyorum. Çünkü en az kapsayan araç çok iyi bir en uygun altyapı özelliğine sahiptir. Kurulumda bir MST'ye yani en az kapsayan araca sahip olacağız. Buna büyük T diyelim. Grafikteki diğer kenarların gösterilmeyeceğini size göstereceğim. Grafiğimiz burada. İşte bu bir grafik. Benim kağıdımdakine benziyor. Bunun bir en az kapsayan ağaç olduğu fikrindeyiz. Şimdi en uygun altyapı özelliğine bakacağız. Bunun için ağacımdaki bir kenarı yok edeceğim. Rastgele bir kenarı. Örneğin parantez içerisinde küçük u virgül v'yi sileceğim. Buna U, buna da V diyelim. Bu kenarı kaldırıyoruz. Ağaçtaki bir kenarı kaldırırsam ağaca ne olur? Geriye ne kalır? İki ağaca sahip olurum. Doğru mu? Geriye iki ağacım kaldı. Size okumanızı tavsiye ettiğim kitap ekinde bunun kanıtı var. Böylece her ne kadar bu durum çok açıksa da kanıtlanması da önemlidir. Bunu kaldırdık. Büyük T iki alt ağaca bölüntülendi. Bunları büyük T1 ve büyük T2 olarak adlandıracağız. Burada bir alt ağaç var. Ve burada da diğer alt ağaç. Ağaçta bölüntü yaptık. Hangi kenarı alırsam alayım, iki alt ağacımız olacaktır. Alt ağaç önemsiz olabilir. Mesela içinde sadece bir köşe yani düğüm olabilir. Ve herhangi bir kenar olmayabilir. İspatlayacağımız teorem en uygun altyapı özelliğinin sağlandığını gösterecek. T1 G1 grafiği için en az kapsayan ağaç. G'nin bir alt grafiği ve T1'in köşeleri tarafından oluşturulmuş. V1, T1'deki köşeler. Bu resimde bu T1, bu da T2. Bu resimde bunlar T1'in köşeleri, yani V1. Tamam mı? E1 X ve Y köşe ikillerinin kümesi. Ve X ile Y'nin her ikisi de E1'deki kenarlar ve aynı zamanda V1'e ait olan kenarlar. G'deki kenarları burada göstermedim. Ama temel olarak eğer bir kenar buradan buraya gidiyorsa bunlar E1'de olmalı. Buradan buraya gidiyorsa olmamalı. Ve buradan buraya gidiyorsa yine olmamalı.
T1'in köşeleri tarafından oluşturulan alt grafik sadece T1'deki cisimleri bağlar. Aynı şey T2 için de geçerlidir. Teorem, G1 grafiğindeki köşelerin oluşturduğu kenarlara bakıldığında bu alt grafik için en az kapsayan ağaç olduğunu söylüyor. Bu teoremin ne söylediği? Eğer buraya bakarsam, buradaki köşelerin kümesi tarafından oluşturulan kenarlar açısından da aynı şeyin T2 için de geçerli olması gerekir. Bunu burada bile yapabiliriz. Eğer örnek olarak bunlara bakarsam, diyelim ki beşten kestim. Eğer beş kenarını çıkarırsam, T1 bu dört köşeden oluşur. Burada oluşan alt grafiğe baktığımda bu kenarlar buradadır. Aslında 6, 8 ve 3 buradaki en az kapsayan ağacın kenarlarıdır. Evet. Bu teoremin söylediği. Şimdi bunu kanıtlayalım. Tamam, bunu ispatlamak için hangi tekniği kullanacağız? Bu tekniği daha yeni öğrendik. İpucu, ipucu. Bu sizin metin düzenleyicinizde kullandığınız bir şey. Kes ve yapıştır. Güzel. Kes ve yapıştır. Tamam. O zaman T'nin ağırlığını sildiğim kenarın ağırlığı artı T1'in ağırlığı artı T2'nin ağırlığı olarak bulabilirim. Tamam. Bu toplam ağırlıktır. Yani argüman oldukça basittir. G1 için T1'den daha iyi bir T1 üssü olduğunu kabul edelim. Bir kapsayan ağacı oluşturmak için daha iyi bir yolum olduğunu kabul edelim. Tamam. O zaman sadece küçük UV kenarını ve T1 üssü ile T2'nin birleşimi içeren bir T üssü bulabilirim. O zaman daha iyi bir kapsayan ağacım varsa T1 için daha düşük ağırlıklı bir kapsayan ağaç olan T1 üssünü oluşturabilir. Ve bunu burada UV kenarımın ve T ile T1 üssü olarak her ne çalışıyorsa onların yerine koyabilirim. Bu da bir kapsayan ağaç olacak ve G için T'nin kendisinden daha iyi olacaktır. Çünkü bunların ağırlığı aynen bunun ağırlığı gibidir. Sadece T üssünün ağırlığını kullanmaya alışmalıyım ve bu daha da azdır. T'nin en az kapsayan ağaç olduğu varsayımı eğer alt
parçalar için daha iyi bir ağaç bulabilirsen bozulacak. En uygun altyapı özelliğimiz oldukça güzeldir. Bütün problemi kapsayan genel geçer. En uygun çözümüm varsa en uygun oyan bazı alt problemlerim de olur ve ben bunların çözümlerini bulabilirim. Şimdi soru, bu dinamik programlamada bir kalite olgusu olmakla birlikte örtüşen alt problemler durumunda ne olur? Aynı özelliğe orada da sahip miyim? Bu tarz problemler için aynı tarz bir çözümden bahsedebilir miyiz? Örneğin, farklı kenarları kaldırdığımı hayal edin. Verilen bir kenara bakıyorum ve onu kaldırıyorum. Bu bütünü iki parçaya bölüyorum ve burada bir parçam daha var. Ve onu da kaldırıyorum. Sonunda işi bir grup birbirine benzeyen alt problemler bularak mı bitireceğim? Evet, eğer bunu çıkarırsam, bunu şurada buraya çıkarırsam, burada başka bir ağacım, burada da başka bir ağacım olur. Aslında bunu dışarı çıkarsaydım ve daha sonra da bunu dışarı çıkarsaydım aynı şey olacaktı. Eğer bir sıralamaya bakarak kenarları dışarı alsaydım tam olarak bir grup örtüşme alt problemiyle karşılaşacaktım. Evet, peki. Bu durumda nasıl bir yaklaşım kullanmamız gerekiyor? Dinamik programlama, güzel. Ne büyük sürpriz değil mi? Evet. Dinamik programlama kullanabilirsiniz. Ama en az kapsayan ağaç daha da güçlü bir özellikle karşımıza çıkar. Dinamik programlama için bütün ipuçlarına sahibiz. Ama daha güçlü bir teknik kullanabilmemiz için daha büyük bir ipucu çıkacak gibi gözüküyor. Buna aç gözlü algoritmaların hallmark'ı yani kalite damgası diyoruz. Bizim açgözlü seçim özelliği diye tabir ettiğimiz özellik. Bize yerel olarak en uygun seçimin genel anlamda da en uygun olduğunu söylüyor. Ve tabii ki bütün bu damgaları kutulamak istersiniz. Çünkü bunlar bu yöntemi kullanmak için gereken ipuçlarına sahipler. Açgözlü seçim özelliği diye adlandırdığımız bir özelliğe sahibiz. Bu durumda bunun nasıl çalıştığını göstereceğim. Bu özelliği kullanarak dinamik programlamadan bile daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Eğer iki tane dinamik programlama özelliğini görürseniz, bu dinamik programlamayı kullanabileceğinize dair size ipucu verir. Ama aynı zamanda aç gözlük özelliğinin olup olmadığına da bakmanız gerekir. Çünkü eğer bu özelliği bulursanız dinamik programlamadan daha iyi bir yöntem kullanabileceksiniz demektir. Eğer sadece iki özellik bulursanız bu genelde dinamik programlamayı kullanacağınız anlamına gelir. Ama eğer bu üçüncüyü de bulursanız yaşasın büyük ikramiyeyi kazandınız demektir.
İşte bu fikri göstermek için ispatlayacağımız teorem. Bunların hepsi buluşsaldır. Size nerede dinamik programlamayı, nerede açgözlü algoritmayı kullanacağınızı söyleyen bir algoritma veremem. Ancak hangi yapıda çalıştıklarını anlatabilirim. İşte size teorem. T grafiğimizin MST'si yani en az kapsayan ağacı olsun. A da V'nin yani köşelerin herhangi bir alt kümesi olsun. Şimdi küçük UV kenarımızın A kümesini ve A'nın tümleyenini en az ağırlıkta bağlayan kenar olduğunu varsayalım. A'nın tümleyeni V eksi A'dır. Bu durumda teorem UV'nin en az kapsayan ağaçta olduğunu söyler. Buradaki grafiğimize bakalım ve durumun gerçekten böyle olup olmadığını görelim. A'yı tek düğümlü seçerek bunu deneyebilirim. Mesela buradaki elemanı alalım. Bu benim A kümem olsun ve geriye kalan her şey de V eksi A. Bunu diğer her şeye bağlayan en az ağırlıklı kenara bakıyorum. Bunu diğer her şeye bağlayan sadece iki kenar var. Teorem hafif olanın en az kapsayan ağaçta olduğunu söylüyor. Kazandım. Ele aldığım her bir köşeye bakacak olursanız, o köşeden çıkan en hafif kenarın bizim en az kapsayan ağacımızda olduğunu göreceksiniz. Ama bu kenarların hepsinin burada olduğu anlamına gelmiyor. Peki sadece hayal edin. Bu köşeler kümesine bağlı 3 köşeye bakın. Buradan giden 3 kenarım var. En hafifi 5. Bu en az kapsayan ağaçtadır. Veya bunu bu şekilde kesebilirim. Bunlar bunun üzerinde. Kenarlardan 7, 8, 14 aşağı gidiyor. 7 en az kapsayan. Nasıl seçersem seçeyim. Bu içeri, bu dışarı, bu içeri, bu dışarı, bu içeri, bu dışarı, bu içeri, bu dışarı. Bütün kenarların ne olduğuna bakalım. En hafif kenar hangisi ise en az kapsayan ağaca girer. Bu bir anlamda yerel bir özelliktir. Geri kalan ağacın ne olduğuna bakmam gerekmez. Sadece elimdeki küçük köşeler kümesine bakarım ve bunları dünyanın geri kalanına bağlamak için hangi kenarı seçmeliyim ona karar veririm. En ucuz olanı tercih ederim. Bu açgözlü yaklaşımdır ama gördüğümüz kadarıyla kazanır. Bu yerel seçim A alt kümesi için iyi olduğu gibi genelde de geçerlidir. Bu bütün fonksiyonu en uygun hale getirir. Bu teoremin söylediği şeydir. Şimdi teoremi kanıtlayayım. Buraya kadar herhangi bir soru var mı? Haydi teoremi kanıtlayalım. A'yı D eksi A'ya bağlayan en az ağırlıklı kenar UV ve bu kenarın UV'nin en az kapsayan ağaçta olmadığını varsayalım. Yani en hafif kenarı içermeyen bir en az kapsayan ağacımız olduğunu varsayalım. Burada teoremi ispat etmek için çelişki yöntemini kullanacağız. Kes ve yapıştır. Güzel.
Evet, kesip yapıştıracağız. Burada bir örnek çizeyim. Burada simgelem kullanacağım. Bunların bir kısmını renklendireceğim. Simgeleme göre bunların bazılarını renklendireyim. A'nın elemanlarını renksiz bırakıyorum ve V eksi A'nın elemanlarını renklendiriyorum. Yani eğer renkli değilse A'nın elemandır. Bu benim en az kapsayan ağacım. Yine grafikteki bütün kenarları göstermiyorum ama onlar orada. Tamam mı? Benim UV kenarım, ki bu kenar benim en az kapsayan ağacımda yok. Bu kenar şu diyelim. U A'nın içinde, V ise V eksi A'nın içinde. Kurulu merkez görüyor mu? Ben bu kenarın en az kapsayan ağacın içinde olması gerektiğini ispatlamak istiyorum. Burada yapmak istediğim şu. Bir T ağacım var. U ve V köşelerim var ve ağaçtaki her bir köşe arasında sadece bir basit yol mevcut. Basit yol, ileri geri gitmeyen, kenar ve köşelerden tekrar geçmeyen yol demek. U'dan V'ye tek ve basit bir yol var. Bu yolun olduğunu düşünelim. Böyle bir yolun olduğunu biliyorum. Çünkü kitabınızın ek B'sinde bölüm B 5.1'i okudum. Burada ağaçlarla ilgili güzel bir teorem bulunmakta. Burada tek ve basit bir yol olduğunu bu nedenle biliyorum. Şimdi yapacağımız bu yola göz atmak. Bu durumda bu yol buradan şuraya, buraya, buraya ve buraya gidiyor. Bu yol boyunca A'daki bir köşenin V eksi A'daki bir köşeye bağlanacağı bir yer olmalı. Bu A'da olduğundan ve bu da V eksi A'da olduğundan yolun bir yerinde bir geçiş olmalı. Bunların hepsi A'da değil. Özellikle küçük v a'da değil. Yapacağımız UV kenarını yol üzerinde olan ve a'daki bir köşeyi v eksi a'daki bir köşeye bağlayan İlk kenar ile değiştirmek. Bu durumda bu kenar, o kenar. A'dan V eksi A'ya gidiyorum. Genel olarak birçok zaman alternatif yollarım olabilir ama ben ilk karşılaştığımı alıyorum. Bu elemanı. Bu kenarı içeri koyuyorum. Peki ne oluyor? UV kenarı A'yı V eksi A'ya bağlayan en hafif kenar. Yani bu kenardan daha hafif. Bunları değiştirerek gelmiş geçmiş en hafif ağacı yaratmış olurum.
Bu da eski ağacın en az kapsayan ağaç olduğu varsayımını çürüttü. Tamam. T'den daha hafif bir kapsayan ağaç bulmamız bizi çelişkiye sürükledi. Bu bir çelişki. Nasıl gidiyoruz? Herkes benimle mi? Şimdi biraz algoritma yapalım. Prim'in algoritması diye adlandırılan bir algoritmayı çalışacağız. Prim, en az kapsayan ağaçlarla ilgili bu algoritmayı bulmasından ötürü AT&T'de oldukça yükseldi. Bulduğu algoritmada şirketteki faturalandırma kodlarında uzun yıllar kullanıldı. Prim aynı zamanda Bell laboratuvarlarının en enerjik yıllarında orada da epey yükselmişti. Bu sizin tek yapmanız gerekenin bir algoritma keşfetmek olduğunu anlatıyor. Böyle bir durumda bir tekelin başkanı olabilirsiniz. Tabii devlet tekellerine karşı bir şeyler yapabilir ama eğer bu sizin hayattaki amacınız ise bir algoritma keşfedin. Fikir şu. V-A'yı öncelikli Q yani öncelikli kuyruk olarak yapılandıracağız. Buna Q diyeceğiz. Q'daki her köşeyi A'daki bir köşeye bağlayan en az ağırlıklı kenar ile anahtarlayacağız. İşte size kod. Q'nun bütün köşeleri kapsadığı durum ile başlıyoruz. Bu durumda A boş bir küme. Q'daki her en az ağırlıklı kenar sonsuz olarak anahtarlanıyor. Çünkü onları boş küme olan A'ya bağlayan bir kenar yok. Şimdi tek elemanla başlıyoruz. Buna büyük S diyoruz ve buna 0 atıyoruz. S, V'nin içinde rastgele bir eleman. Bu bizim başlangıcımız ve sonra ana algoritma devreye girecek. Çözümlemeyi yaparken tahtanın sol tarafına bazı şeyler yazacağım. Siz de not alıyorsanız belki boşluk bırakmak isteyebilirsiniz. Boş olmadığı sürece en küçük elemanı dışına alıyoruz. Yani çekiyoruz. Sonra bazı işler yapıyoruz.
Evet, işte bu. Burada dikkat çekmem gereken bir konu var. Burada neler oluyor ona bakalım. Sonra örnekte bunu deneyeceğiz. Her bir basamakta en küçük elemanı kuyruğun dışına çıkartıyoruz. Sonra da komşuluk listesindeki her adımda, yani V'den U'ya giden bir kenarın olduğu her durumda, B'nin hala V-A kümemizin içinde kalıp kalmadığına bakıyoruz. Çünkü dışarıya çıkardığımız şeyler artık A'nın bileşenleri olacaktır. Tamam. Ne zaman dışarıya bir şey çıkarırsak bu yapılandıracağımız yeni bir A olacak. Her adımda A'yı diğerlerine bağlayan en ucuz kenar hangisi bulmaya çalışıyoruz. Aslında temel olarak yaptığımız en ucuz kenarı bulup onu A'ya taşımak ve daha sonraki en ucuzu bulmaya çalışmak. Bu işlemi yapmaya hep devam ederiz. Şimdi örnekte yapacağız. Ve bu işlemi her yaptığımızda hangi köşenin beni içeri taşımaktan sorumlu olduğunun kaydını tutarız. Benim iddia ettiğim sonuçta burada yarattığım ikililer kümesine yani V ve V'nin P'sine baktığımda bunlar en az kapsayan ağacı oluşturacaktır. Şimdi bunu yapalım. Bu neydi? Eski kurulum. Buradaki elemanlardan kurtulalım. Çünkü bunları baştan tekrar hesaplayacağız. Siz grafiği tekrar notlarınıza almak isteyebilirsiniz. Bunu birazcık düzelteyim. Evet, başlıyoruz. Her şeyi sonsuz yapıyorum. Burası anahtar değerini tutacağım yer. Bundan sonra yapacağım şey bir köşe bulmak. Bunu seçiyorum ve S olarak adlandırıyorum. Bu köşeyi seçiyorum ve bunu sıfır yapıyorum. Şimdi en küçük değeri çıkışa vereceğim. Aslında yapacağım bu elemanı gölgelemek. Böylece elemanın A'ya katıldığını göstermiş oluyorum. Şimdi A'nın simgelemi bu şekilde olacak. Bu A'nın, bu da V-A'nın elemanı. Yapacağımız bir göz atmak. Bu elemanı dışarı çıkardığımızda komşuluk listesindeki her bir kenar ve yine komşuluk listesindeki her bir köşe, yani bu elemanların hala Q'da yani V-A'da olup olmadığına bakıyoruz. Ve eğer öyleyse ve anahtar değeri kenar ağırlığından küçük ise bu değeri kenar değeriyle değiştiriyoruz. Bu durumda burayı 7 ile değiştiriyoruz. Bunu 15 ile, bunu 10 ile değiştiriyoruz. Çünkü bizim ilgilendiğimiz en ucuzu. Dikkat edin, V-A'daki yani öncelikli kuyruğumdaki her şey A'ya daha önceden taşıdığım öğelere en ucuz yol değerleriyle bağlı. Bu güncellemeyi yaptığımda bizim öncelikli kuyruğumuzda bir şeyler oluyor. Anahtar değeri çok açık olmasa da kesin olarak azalıyor. Bu nedenle decrease key yani anahtar değerini azaltma uygulamalıyım. Anahtar azaltma bir öncelikli kuyruk işlemidir.
ve bu uygulamada anahtar değerini azaltır. Bu öncelikli kuyruğu oluşturmak için kullanılan veri yapılarında açıkça olmasa da kesin olarak çalışır. Öncelikle kuyruk oluşturmak için kullanılan en yaygın veri yapısı heap yani yığındır. Yığında bu işlemi yaptığımdan emin olmalıyım. Yığını etkilemeden herhangi bir değişiklik yapamam. Dolayısıyla burada örtülü bir işlem var. Şimdi tekrarlıyorum. En ucuzu buluyorum. Sonra bu elemanlardan U'ya bir işaretçi oluşturuyorum. Bu eleman buraya giden bir işaretçi hazırlıyor. Bu eleman bu yoldan giden bir işaretçi hazırlıyor. Bu eleman da bu yoldan. Bu benim P'im. P değeri benim değerimi değiştirmeye neden olan elemanı takip eder ve kaydeder. Şimdi tekrar gidelim ve en ucuzunu tekrar bulalım. Bunu biraz hızlı yapacağız. Bu hızlı bir algoritma. Aynı şeyi tekrar yapacağız. Dışarı çıkarmak için en ucuz olanı hangisi? Bu eleman değil mi? Bunu dışarı alacağız. Bunun bütün komşularını güncelliyoruz. Bu eleman 5 oluyor. Bu 12. Bu da 9. Bu eleman değişmiyor. Bunu değiştirmiyoruz çünkü artık öncelikli kuyrukta değil. Bu elemanların işaretçilerini ayarlıyoruz. Bu basamakta da işimiz bitti. Tekrar en ucuzunu buluyoruz. En ucuzu hangisi? Buradaki 5. Bunu dışarı alıyoruz. Komşuları güncelliyoruz. Bu 6 oldu şimdi. Ve bu işaretçimiz var. Bu elemana bir güncelleme yapmıyoruz çünkü öncelikli kuyrukta değil. Bu eleman 14 oluyor. Bu 8. Bu elemanı güncelliyoruz. 8. Bunu doğru bir şekilde yaptım mı? Evet, pi bu elemanın bir fonksiyonu. Bu eleman daha sonra yok oluyor. Burada unuttuğum bir şey var. 12. Evet. Bu kaldırıldı. Çünkü pi sadece bir fonksiyon. Şimdi tamamım. Şimdi A kümem bu 3 elemanı içeriyor. Şimdi en ucuz kenarı arıyorum. Biliyorum ki bu en az kapsayan ağaçta. Bunu aç gözlükle seçebilirim. Şimdi en ucuz eleman hangisi? Bu eleman gibi gözüküyor. Evet, 6. Bunu alıyoruz ve bunları güncellememiz gerekiyor. Burada bir işlem yok. Bu elemanlar zaten A'da oldukları için bir şey değişmiyor. Şimdi en ucumuz 8. 8'i dışarı alıyoruz. Bunu güncelliyoruz. Burada yapılacak bir şey yok. Burada da yok. Hayır. Burada 14 yerine bunu 3 yapabiliriz. Bu işaretçiden vazgeçip şunu alıyoruz. Şimdi en ucuzu 3. 3'te yapılacak bir şey yok tabii ki. Son olarak 9'u alıyorum. Tamam. Ve 15. Tamam. Algoritma sona eriyor. Şimdi baktığımda başlangıçta sahip olduğum bütün kenarları aldığımı görüyorum. Burada bir çözümleme yapalım. Bu kısım bana teta v düzeyinde maliyet getirdi. Doğru mu? Şimdi
bu kısımda ne yaptığımıza bakalım. Burayı yaparken bu döngüye kaç defa girdik? V defa. Kuyruğa V tane eleman koyduk. Hiçbir şey eklemedik. Onları sadece dışarı aldık. V defa. Burada V çarpı belli sayıda en küçüğü bulma işlemi yaptık. Daha sonra komşuluk listesine gittik ve sabit bazı işler yaptık. Ama azaltılmış anahtarlarımız açıkça olmasa da kesin olarak elde edildi. Bu buradaki işlemimiz. Kaç tane kesin olarak azaltılmış anahtarımız var? Bu bizim pahalı işlemimiz olacak. Bu durumda küçük u'nun derecesi kadar. Sonuçta toplamda kaç tane azaltılmış anahtarımız var? V tane geçiş var. Küçük u ne kadar büyük olabilir? En fazla küçük V düzeyinde. Yani kullanımda V kare azalma oldu. Ama bundan daha iyi bir sınırlama elde edebiliriz. Gerçekten kaç tane var? En fazla büyük E seviyesinde. Çünkü ne yapıyorum? Bütün köşelerin derecelerini topluyorum. Bunu kaç defa yürüttüğümü gösteriyor. Yani teta E düzeyinde kesin azaltılmış anahtarlarım var. Şimdi süre. Teta V çarpı en küçüğün dışarı alınması için gerekli zaman artı büyük E çarpı azalan anahtar için gereken süreye eşittir. Dolayısıyla şimdi veri yapılarına bakalım ve farklı veri yapılarında bu formül ne kadar zaman süre alıyor onu bulalım. Bir veri yapısını oluştururken farklı yollarımız vardır. En küçüğü bulma, anahtarların azaltılması ve toplam alma maliyetleri. Bir veri yapısını oluşturmanın en kolay yolu sıralanmamış bir dizilim oluşturmaktır. Eğer sırasız bir dizilim varsa dizinin en küçük elemanını bulmak neye mal olur? Doğru. Bu durumda büyük O, büyük V düzeyinde. Çünkü bu dizilim V büyüklüğünde bir dizilimdir. Peki ya anahtar azaltma? Bunu bir düzeyinde halledebilirim. Toplamda V kare. Güzel. V kare seviyesinde bir algoritma. Veya bu insanların önerdiği gibi binary heap yani ikili yığında nasıl olur? En küçüğü bulma işleminde ikili yığın bana O log V'ye mal olacaktır. Anahtar azaltma ise log V süresine mal olur. Çünkü değerleri sadece karıştırırsınız. Aslında köke doğru karıştırırsınız. Böylece buradaki toplam maliyet nedir? E log V. Güzel. Hangisi daha iyi? Bu duruma göre değişir.
Hangisi ne zaman daha iyidir? Eğer yoğun bir grafik ise E V kareye yakındır. Bu durumda dizilim daha iyidir. Ama eğer yoğun değil, seyrek bir grafik ise E V kareden oldukça küçüktür ve ikili yığın daha verimlidir. Bu Fibonacci yığın diye çağrılan bir veri yapısının bulunmasını sağladı. Fibonacci yığını kitabın 20. bölümünde işleniyor. Sizi içerikten sorumlu tutmayacağız ama bu gerçekten ilginç bir veri yapısıdır. Çünkü amortize edilmiş bir yapıdadır. Bu veri yapısıyla en küçüğü dışarı alma işlemini log V düzeyinde amortize edilmiş sürede yapabilirsiniz. Anahtar azaltmayı ise amortize edilmiş bir düzeyinde yaparsınız. Bunları kullandığımda ne elde ediyorum? Bu V kere log V artı E. E artı V log V. Bunlar amortize edilmiş. Peki bu ne? Şaşırtmacalı bir soru. Bu en kötü durum. Burada amortize edilmemiş. Bunlar amortize edilmiş. Bu da zaten amortize etmenin güzelliği. Bunun en kötü durumu olduğunu söyleyebiliyorum. E artı V log V. Çünkü amortize edilmiş işlem maliyetlerini eklediğim zaman gerçek maliyetler için bir üst sınırı bulmuş oluyorum. Bu nedenle farklı işlemlere farklı maliyetler atamanın amortize edilmiş analizin güzelliklerinden biri olduğunu söylüyorum. Hepsini toplarım ve en kötü durum maliyetini bulurum. Bu sonuçta V log V olur. Gitmeden önce birkaç algoritma daha var. Kitabınızdaki kruskalar yarıtması amortize edilmiş veri yapısına başka bir örnek. Buna disjoint set yani ayrışık küme veri yapısı da deniyor. Bu da ikili yığın gibi E log V zamanında çalışıyor. Dolayısıyla kitabınızı okumanızı tavsiye ediyorum. Bu konuda bugüne kadar yapılmış en iyi algoritma bizim fakültedeki David Cargill ile eski bir mezunumuz Phil Klein'in ki kendisi şimdi Brown'da profesör ve Princeton'da profesörlük yapan Robert Taryan ki kendisi hemen her veri yapısının ustası olarak görülüyor. Bunlar tarafından 1993'te geliştirildi. Bu rastgele bir algoritma. V artı E düzeyinde beklenen süreyle sonucu veriyor. Bugüne kadar yapılmışların en iyisi bu. Doğrusal zamanda bir deterministik yani belirlemci bir en kötü durum sınırlaması olup olmadığı bugüne kadar çözmemiş problemlerden biridir. Ama rastgele doğrusal çözüm vardır ve bunun dışında ek varsayımlar olmadan elde edilen en iyi sınır budur. Tamam, çok ilginç konular işledik. Gelecek sefer pratikte kullanılan açgözlü algoritmalar ve dinamik programlama ilgili bir sürü fikir üzerinde çalışacağız. Dersimiz burada bitmiştir.